Ben Nafiz Lokvita, Prizren doğumluyum. Balkanlardayım. Kanlı Balkanlardayım. Ve belki bizim şansımıza çok çalkantılı dönemlerde büyüdüm. Komünist dönemini gördüm. Komünist döneminin sonrasını gördüm. Savaşları gördüm. Şimdi sorarsanız 60 değil, sanki 1000 yaşındayım. İki üniversite bitirdim. Fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda belgeselcilikle, gazetecilikle. Yani döneme göre mesleğimi uyduruyorum. Yoksa ayakta kalamayız. Komünist döneminde, eski Yugoslavya döneminde bir fabrikada mühendis olarak çalışıyordum. Ama Yugoslavya parçalanınca fabrikadan atıldık. Eski zanaatıma döndüm, fotoğrafçılığa. Balkanlarda var olan Osmanlı eserleri artık üç kıtada yoktur. Şu an Balkanlarda en çok eser Balkanlardadır zaten. Bütün bu eserler hala ayakta ve dimdiktir. Vallahi biz bu Osmanlı eserlerini biraz kıskançlıkla koruyoruz. Bu bizim kimliğimiz. Hamam, köprü, bir cami. Bu bizim var olduğumuz burada. Çünkü o eserler olmasa biz de yokuz. Osmanlı eseri benim burada var olmamı kanıtlıyor. Çünkü başka türlü ben burada yokum. Bizim burada ayakta kalmamız son derece mücadele vermekle kalıyoruz. Osmanlılar 1912 yılında buradan çekiliyor. Çok büyük katliamlar olmuştur, çok büyük güçler olmuştur. Ve sürekli biz bir mücadele vermekteyiz. 100 yıl sonra biz bugün bile ayakta kalmak için mücadele veriyoruz. Eğer ben Türkçe konuşursam sizinle, bir Balkan'da yaşayan bir Türk gibi, ben bunu sadece savaşarak ve mücadele vererek Türkçe konuşabiliyorum. Yoksa başka türlü ben ayakta kalamam. Balkanlarda mutlu olmak sadece bir şartla Balkanlarda mutlu olunur. Türkiye güçlenirse. Eğer Türkiye güçlenmezse Balkanlarda bize hayat yoktur. Sadece Balkanlarda değil, bütün Türk dünyasında. Bütün Türk dünyası Türkiye'ye bir güneş gibi bakıyor. Onun için biz burada iki şey için dua ederiz. İlk duamız Allah içindir. Allah rızası için elhamdülillah Müslümanız. Allah için dua ederiz. İkinci duamız Türkiye içindir. Türkiye'nin güçlü olması. Türkiye'nin güçlü olması Balkanlarda refah demektir. 15 Temmuz'da siz sokaklara döküldünüz, biz Şadırvan Meydanı'na çıktık, konsolosun önüne çıktık bayraklarımızla. Yani biz biriz. Ben artık burada bir sınır görmüyorum. O sınırlar artık kalkmış. Batı sınır atabilir, her şey yapabilir. Ama gönül sınırını hiç kimse aşamaz. Gelecek nesillere. Buralarda biz hepimiz bir bahçeyiz. Ve eğer bir bahçede bir tek çiçek varsa o bahçenin güzelliği yoktur. Ama eğer o bahçede çeşit çeşit çiçekler varsa o bahçe güzeldir. O bahçe, o çiçekler Türküyle, Arnavuduyla, Romuyla, Goralısıyla, Torbeşiyle, Sırbıyla ancak güzel olur. Başka türlü olmaz. Yani bahçeyi yapan güzelliğini farklı çiçeklerdir. Siz bu buketi dağıtırsanız hiçbir şey olmaz. Tek bir çiçekle kalırsınız ve o çiçek de bir gün solar.